Yüzyıllar boyunca birçok medeniyet ve millete ev sahipliği yapmış olan Erbil Kalesi, kültür miras listesinde yer almaktadır. Erbil Kalesi tarihi yapı olarak büyük önem taşıyor. Bu bölümde Erbil Kalesi kapısının üstünde bulunan hapishane ve düşkünler yurdunu hızlıca anlatacağız. Tarihi kalenin büyük kapısı üstünde bulunan bölüm, bir dönem hapishane, bir dönemse düşkünler yurdu olarak kullanıldı. Tarih araştırmacılarına göre Osmanlı Devleti döneminde Erbil Kalesi'nin üst tarafı hükümet valiliği ve kuruluşlarının bulunduğu yerdi. Ayrıca hapishane de bu alandaydı. Devlet adamları ve kuruluşları o bölgede bulunduğu için orası kalenin üç mahallesinden biri olan Saray Mahallesi olarak adlandırılmıştır. Araştırmacılar devlet binasının yan sokağında harem denilen bir yer bulunduğunu belirterek valinin ailesi ve devlet adamlarının orada yaşadığını, o bölgeye girmenin yasak olduğunu, bu yüzden de harem adı verildiğini kaydetti. Söz konusu hapishane 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1917-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti buradan çekildikten sonra 1920'de hapishane kapandı. Hapishane kapandıktan sonra alanın tembelhane olarak kullanıldığı kaydedildi. Devlet kuruluşlarının hepsi kaleden indi. Erbil Kalesi'nde hapishane olarak kullanılan o kısımlar da tembelhane olarak kullanıldı. Araştırmacılar 1960-1961 yılları arasında büyük kapının yıkıldığı bu nedenle de tembelhanenin Mahmud Allah Camisi'nin arkasında bulunan bir eve, son olarak da İskan Mahallesi'ne taşındığını kaydediyor.